varoluşundan beri süregelen bir direnişin sembolü. Bir baş kaldırı. Adı değişse de her defasında gücü aynı. Kimi zaman Sabiha oldu, savaştı göklerde. Kimi zaman Süreyya oldu, her yerde adaleti savundu. Kimi zaman Semiha dedi kadına, çevresinde mermiler uçuşurken korku nedir bilmedi. Başarı değişti ancak direniş hiç değişmedi. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Fransız İhtilali sonrasında insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesi olan Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları bildirgesi yayımlandı. Bu bildirgede kadınların sosyal, politik ve hukuki alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği vurgulanıyordu. Tarihte tam 162 yıl önce kadın direnişinin ilk ateşi New York'ta yakıldı. Yaygın görüşe göre tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının 8 Mart 1857'de düşük ücretleri, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapması ateşin başlangıcı oldu. Diğer bir görüşe göre ise Amerikan yangın tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Ancak 1911 yılında yine Amerika'daki bir gömlek fabrikasında çalışan 123 kadın işçi mola verilmesini engellemek için kilitlenen kapıların ardında çıkan yangında hayatını kaybetti. Yapılan öneriler sonucunda Birleşmiş Milletler Örgütü 1975 senesini Dünya Kadınlar Yılı ilan etti ve 1977'de 8 Mart'ın tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Dünyayı saran bu gelişmeler aynı zamanda Türk toplumunda da kendini göstermeye başlamıştı. Osmanlı'da 1847'de cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün çocuklara eşit miras hakkı tanınması, 1856'da alınan devrim niteliğindeki bir kararla kadınların köle ve cari olarak alınıp satılmasının yasaklanması, 1869'da kız çocukların eğitimine yasal zorunluluk getirilmesi ve daha yapılan nice düzenleme ile başlayan kadın haklarının korunması faaliyetleri Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de hız kesmeden devam etti. 5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bugün kadın haklarının bütün görüntüsünü çizen tek belge niteliğini taşıyan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Türkiye ise bu sözleşmeyi 1985 yılında imzaladı. Sabiha Gökçen, Süreyya Ağoğlu, Semiha Es, Safiye Ali, Selma Rıza, Türkan Akyol ve niceleri. Sen ki dünyaya bedelsin, var ol ki dünya güzelleşsin. Mektebi bitirdikten sonra Atatürk benim için evde bir yemek verdi. Fakat sadece aileye. Ben, annem, babam, tezer gördüğümüz Ankara'daki Atatürk'ün eski köşküne gittik. Atatürk evde yoktu. Biraz sonra geldi ve çiftlikten geliyordu. Üstünde bir şeysi vardı. Getirileri falan vardı. Geldi anneme dedi ki, Star Hanım müsaade eder misin? İstimi değişmeden elimi yüzeyim, yıkayayım geleyim mi? Hay hay dedi annem. Ve çıktık, balkona çıktık. Biraz sonra İsmet Paşa geldi. Hemen İsmet Paşa'ya döndü. Bak dedi, İsmet dedi, görüyor musun dedi. Süreyya dedi, hukuku bitirmiş dedi. Tezer felsefe tahsil ediyor dedi. Türk kızlarını görüyor musun? Göreceksin yarın öbür gün Türk kızları neler yapacak dedi. Benim müthiş ümidim var Türk kızlarından dedi. Onlar sahip olacaklar memlekete dedi.